Evet, herkese merhaba. Ee, sürpriz bir yayın yapayım istedim. Bu yayında herhangi bir duyurusunu yapmadım daha öncesinde, bilerek yapmadım. Ee, şöyle ki, bu yayını yapmamın sebebi, şimdi biraz heyecanlıyım tabii ki. Evet, daha önce yayınlar açtım. İşte. Konuklar aldım yavaş yavaş işte kamera önüne geçtim vesaire süreci biliyorsunuz dostlar. Ee, bir tanışalım istedim. Yani Sinan Dereli kimdir? Neden böyle bir e, yola başvurmuştur? Hikayesi nedir? Nereden gelmiştir? Ne olmuştur? Ne bitmiştir? Hem e, tanışalım hem böyle bir sohbet edelim hep beraber aramızda konuşalım diye e, bu yayını Yapma kararı verdim böyle özellikle de e, şeyini yapmadım öncesinden duyurusunu yapmadım ki bilerek yapmadım o da şu sebepten işte biz bize olalım hani e, bilenler bilsin gelenler gelsin sonrasında izleyenlere de işte e, kendimize anlatmış olalım ama öncesinde bizim kabuk ekibimiz yani vakti olanlar müsait olanlar burada olanlar gelsin diye. Ee, bu sebepten ötürü de duyurusunu da yapmamış oldum. Şimdi sürpriz bir yayın olmuş oldu. Benim için de bir sürpriz aslında. Böyle bir anda böyle karar verip kameranın karşısına geçip hadi başlayayım deyip yapmış oldum aslında. Ee, hoş geldiniz sevgili Dilek, ee, Aysun, Selim, Fadime ve ismini hatırlayamıyorum İsmini hatırlamaya çalışıyorum da renkli diyor <laughs> hatırlayamadım ee, şimdi Evet soru Evet şimdi sorular alacağım Öncelikle şöyle Öncelikle ben bir kendimi anlatacağım yolumu anlatacağım nasıl oldu ne bitti nereden geldi neden düşüncenin gücü oluştu nasıl oluştu neler yaşadım Aa, Leyla Evet ya kusura bakma Leyla Lütfen o ee, Nikini değiştirince hatırlayamadım. <laughs> çok özür dilerim. Ee, merhaba Aynur. Şevki, Melek, Zeynep. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Şevki. Ee, öyle konuşalım, sohbet edelim, muhabbet edelim diye... ...böyle bir canlı yayın açmak istedim. Umarım iyi olur, güzel olur. Sonrasında işte böyle... ...varsa sorularınız böyle hani... ...şahsi olabilir, genel olabilir. Konuşuruz. Yani şimdilik... Böyle bir giriş yapalım. Şimdi biliyorsunuz ki... Sürpriz, harika. Teşekkürler Sibel. <laughs> Sinan ben. Sinan Dereli. Yaklaşık 40 yaşındayım. Yaklaşık dediğim bir ay sonra. Bakayım tarihe. Evet. Hemen hemen bir ay sonra 40 yaşında olacağım. Şimdi aslında tabii ki... Direkt konuya girmem gerekirse... Şöyle başlayabilirim. Benim için Sinan Dereli için süreç nasıl başladı? Hayat nasıl gitti? Bu bu zamana kadar nasıl geldi? Ben akrep burcu bu arada. Ya bu chat ekranına ben çok takılıyorum. Takıldıkça <laughs> oradan cevaplar veririm. Teşekkür ederim. Sevgili Necla. Merhaba Sinan tanıştığımız günden beri sayende güzel değiş. Çok teşekkür ederim. Sevgili Semra. İki ki tanıdıklarımız alsın, İki tanıştık. Hemen hemen üçüncü seneyi bitirmek üzereyiz. Öncesinde Düşünce Gücü'ydük, eski takipçilerimiz bilir. Sonrasında Düşünce Gücü kanalı YouTube tarafından bloke edilince, gecede sabah kalktık ve bir baktık, Düşünce Gücü diye bir kanal yok. <laughs> Takipçilerimize dedik ki, yeni kanal açtık, lütfen Düşünce'nin gücüne gelin. O zaman 20 bin takipçimiz vardı düşünce gücünde. Bir baktık kanal yok yani. Ee, sonra bin kişiyle sağ olsunlar ilk gün bir bin civar bir kişi geldi. Bin kişiyle sıfırdan tekrar düşünce gücünü e, oluşturduk ve tekrar yolumuza devam ettik. Herhalde iki sene önceydi bu sanırım iki veya iki buçuk. Tabii iki, sene, iki buçuk sene önceydi bu mevzu. Ee, şimdi Şöyle başlamak gerekirse, şimdi burada özel şeyleri de anlatacağım. Hayatımdaki, yaşadığım, ee, hani lütfen şey, yani hani öyle bir e, bir acıtasyon gibi bir algılama olmasa, yani öyle algılanacağını da zannetmiyorum ama yani süreçleri anlatacağım. Ve nerede ışık yendi, nasıl oldu, nasıl bitti? Ee, yani, şu, yani tabii ki ben şu an hani şeyden bahsetmiyorum, aa uyandım, tamam bitti, şu an işte oldum ben gibi bir durum zaten yok her zaman her yayında da bunu söylüyorum ee, öğrenme sürecindeyiz öğreniyoruz öğrendikçe de iyi oluyor güzel oluyor öğrendiklerimizi de aktarıyoruz yani benim her zaman şeyim budur ee, titrim budur yani öğrendiklerimi aktarmak ee, şimdi öncesinde bir kere şu şeyi anlatayım ben ağır astım hastasıydım. Doğduğumdan beri neredeyse kendimi bildim bileli böyle 15-16-17 yaşlarında 100 metreyi dahi yürüyemeyen, o kadar e, zorluk çeken kış geceleri sabahlara kadar sabaha sabah eden nefessizlikten e, böyle bir çocukluğum vardı. İnanılmaz hastalık, astım hastalığı, astım krizleri vesaire yaşıyordum. E, Tabii ki o zaman şey dedemde de vardı ve genetik olarak olduğunu biliyorduk işte ailede işte kuzenimde de vardı vesaire böyle geçmiş diye tahmin ediyorduk. Yani öyle düşünüyorduk öyle biliyorduk ve hani e, böyle yaşadım ben bayağı yaşadım yani 16-17 yaşına kadar böyle yaşadım. <laughs> Sonrasında bir İstanbul'da yaşıyordum o zaman İstanbul'da 7 e, Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi vardı. 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesine gittim. Ben dedim hastayım. Hani çok kötüyüm, ağrım. Ee, sonra testlere girdim. İşte bir takım testler yapıldı. Doktorun karşısına geçtim. E, muayeneye geçtim. Testler bittikten sonra doktor raporlara bakarken ilk kurduğu cümle şu oldu. Onu hiç unutmuyorum. Dedi ki e, sevgili Sinan, yani sevgili Sinan dememiş olabilir. Şu an ben öyle demiş olmasın. <laughs> e, ee, ümit ediyorum. Dedi ki sevgili Sinan biliyorsun ki astım hastalığının tedavisi yok. İlk kurduğu cümle buydu. O zaman ben de şöyle bir şey e, dank etti kafamda. Bir dakika ya yok öyle bir şey yani yok öyle bir hayat. Yani ben kabul etmiyorum bu, bu, cümleyi kabul etmiyorum. Yani bunu e, doktora söylemesem bile içimde böyle bir kıvılcım yanmıştı. Ve Oradan ayrıldığımda şey olarak ayrılmadım. Ee, ya ben öldüm bittim ne yapacağım ömrümün sonuna kadar da bu hastalığı mı çekeceğim? Ee, dedem örneği var işte görüyorsun gözlemlemişsin ne çileler çektiğini biliyorsun. Ee, bir ay yalan olmasın belki 45 gün sonra kontrolüm vardı ee, doktor bir takım ilaçlar vermişti İlaçları kullanıyordum. Ee, 45 gün sonra ben ikinci kontrole gittiğimde tekrar testlere girdim. Tekrar işte o bütün süreçleri atlattım ve aynı doktorda karşısına geçtim ve hiç unutmuyorum. Şeylere baktı test sonuçlarına ve sen ne yaptın dedi. Yani gözlerine inanamadı şaşırdı bir, bir dakika dedi yani hani böyle bir şeyin mümkünatı yok. Sende, sende hiçbir şey yok hiçbir şey gözükmüyor sıfır. Astım hastalığına dair hiçbir şey yok. Yani o zaman ben herhangi bir farkındalığa veya herhangi bir şeye sahip değildim. Sadece şunu içsel olarak bir şekilde içime doğmuştu. Şunu biliyordum. O gerçeklik benim gerçekliğim değildi. Ve gerçekten 45 gün gibi bir sürede ben de zerre astım üzerine. Herhangi bir şey yoktu. Doktor böyle inanamadı. Sonra tabii ki işte bir iki... 3 sene geçti. E, e, gençsiniz. E, bilmiyorsunuz. Hani o, o an o farkındalıkla yani bilinç dışı olarak bir şeyler yaptınız ama e, bilmiyorsunuz. E, gençsiniz. işte yok halı saha maçına gidiyorsunuz. işte dikkat etmiyorsunuz. işte aynı şeyi korumayı bilmiyorsunuz. Aynı frekansta kalmayı bilmiyorsunuz. O düzende kalmayı bilmiyorsunuz. Nüksetti bende hastalık yaklaşık askere gitmeme 6 ay var ve ben gene çok ağır hasta oldum Böyle yine aynı eskisi gibi e Çünkü dikkat etmedim hiç yani aynı kafa yapısını sağlayamadım Bir 6 ay kadar askere gitmeme 6 ay kala yine böyle ağır yine göğsüm işte sıkışıyor geceler yine sabah olmuyor vesaire vesaire O zaman da grafik, animasyon pardon grafik çıkışlıyım ben grafik tasarım yapıyorum bir büyük bir matbaada grafik tasarımı işi yapıyordum patron geldi yanıma ve dedi ki Sinan dedi bir birin işini aldık şey yapalım e, bu adam biyoenerji uzmanı ve şey yap, yapıyor insanları iyileştiriyor İstersen dedi gel dedi beraber bir yanına gidelim biliyor çünkü hastalığımın ve ağır geçtiğini e, tamam abi dedim. Gittik. zeytin Zeytinburnu'ndaydı ofisi. İranlı bir abimizdi. ...ismini hatırlayamıyorum ama Allah ondan razı olsun. Yani bu anlattığım olay işte 20 kaç oluyor? 40, 19 desen. E tabi 20, 22, 23 sene. 20, 20 sene, 21 sene önceki mevzu. E, dedi ki işte gittik. Sinan dedi ben seni iyileştiririm. Ama işte şu kadar şu kadar para lazım. İşte o zamanın parasıyla da hani atıyorum şu an diyelim ki asgari ücret 5500 liraysa işte abi benden istedi ki 50 bin lira. Yani benim yani 19-20 yaşında böyle grafik tasarım yapan bir insan için hani ulaşılması çok da kolay bir rakam değil açıkçası. İşte eve aileye sorduk danıştık tamam dediler işte çıkartırız ayarlarız vesaire. Ve ben o biyoenerji uzmanı İranlı abiye ki e, o da şey iltica ile gelmiş yani rahat edememiş bir şekilde İran'da Türkiye'ye iltica etmiş. E, <laughs> seanslara başladık her gün bana biyoenerji e, uygulaması yaptı. Her gün gittim her akşam gittim. Sonra bu süreç haftada üç güne düştü. Sonra bu süreç haftada bir güne düştü iki haftada bir güne düştü. Bir e, biyoenerji seansıyla beraber bir karışım, özel bir karışım yaptı bana. Ve o süreçte öyle içinde bal, işte özel birkaç madde vardı. Şimdi içeriğini de hatırlamıyorum. E, bunları yaptı. O süreçte onunla birlikte onu da kullanıyordum. 6 ay vardı askere gitmeme. Ve ben 6 ay sonra hiçbir şeyim yokmuş gibi, sıfır, e, yeniden doğmuş gibi o kadar güzel bir şekilde askere gittim. Ve hiçbir şey o yani o gün bugündür böyle bir hayatımın bir döneminde psikolojik olarak zorlandığım bir dönem vardı daha sonrasında. Onun haricinde gayet sağlıklı ve keyifli bir şekilde hayatıma devam ettim. Yani aslına bakarsanız yenilemez, atlatı, atlatılamaz denilen hastalığı ben iki kere atlattım ve o kadar da böyle korkmamız işte bizi işte e, aşağıya çeken, psikolojimizi bozan, enerjimizi düşüren şeylerin çok da öyle olmadığını ta oradan biliyorum. Ama ben bunları yaşarken herhangi bir farkındalık, herhangi bir ya işte şöyle yap, böyle olsun, işte şunu da yaparsan böyle olur gibi e hani kendime ne bir telkinim ne bir işte olumlamam ne bir imajinasyonum herhangi bir şey bu tamamen içimden doğamdan kendimden oluşan bir durumdu <laughs> ee, işin bu süreci var yani hastalıklarla alakalı şimdi hani şeyi anlatıyoruz sürekli işte Joe Dispenza'nın videolarını çeviriyorum İşte şeyi orada çok iyi hani çok iyi anlayabiliyorum ve o sebeple de belki de bunun gerçekten gerçek olabildiğini bildiğim için belki de anlatımım o sebeple daha iyi olabiliyor diye düşünüyorum. Çünkü adamın ne anlattığını anlayıp ya bunun gerçekten mümkün ol Evet çünkü ben bunu kendim yaşadım. Dolayısıyla böyle bir şey evet olabiliyor. Ki hani çevremizde yani veya işte internette, sosyal medyada da hani kanseri yendim bitirdim ben benden bu kadar artık hani geride kaldı gibi e, şeyleri görüyoruz yani postları veya işte paylaşımları evet insanlar en ağır hastalıkları da yenebiliyor yeter ki e, bir yani o sürecin içerisinde kendini hapsetmesin bu benden bir şekilde o zaman genç yaşlarımda 19'u 20'li yaşlarımda kendiliğinden olmuştu e, hastalığım astımdı başını kaçırmışsınız sanırım. Ee, ve şey hani sürecin başında anlattım. Doktorun Sinan biliyorsun ki bu hastalık ömrün boyunca sende kalacak ve bunu atlatamayacaksın. Sen bununla birlikte yaşayacaksın. Öldün bittin karaları bağla dediği durumdu. Ee, yani böyle bir cevaptan sonra oluşan bir durumdu bu. İki kere bu, bunu ben yaşadım. Ee, bununla birlikte sonrasında tabii hayatıma normal devam ediyorum. Ben çizgi film animasyon yapıyorum. Şimdi yapımcı ve yönetmenlik yapıyorum. Ee, yani çocukları olanlar veya işte yeni yeğeni olanlar falan biliyordur. Yani kel olan masallarında uzun süre çalıştım. TRT Çocuk için. İşte TRT Çocuk'ta yayınlanan birçok projede şeflik yaptım müdürlük yaptım vesaire hayatımı çizgi film yaparak kazanıyordum çok da güzel gidiyordu çok da zevkliydi her şey çok yolundaydı İşte sevgili eşimle tanıştım Nazlı'yla çalıştığımız iş yerinde o kadar güzel o kadar keyifliydi ki hayat böyle işte evlendikten sonra 30 yaşında evlendim sanırım öyle olması lazım ee, ya, çok özür dilerim. Ben böl, bölmek istemiyorum ama evet stüdyo kayıt stüdyosu değil. Evet seslendirmeyi burada yani şu an kendi ofisimdeyim. Seslendirmeleri de burada yapıyorum. Bunları böyle aldım manuel. Şurada pinlerle beraber duvarlara ben çaktım. Kendi <laughs> kendi stüdyom. Ee, konuyu dağıtmamak açısından şeylere chat ekranına bakacağım. Hepsine de bakmaya da çalışıyorum bir yandan. E, evet, gelinen süreçte nasıl geldik? Nasıl oldu? E, dediğim gibi yani güzel... Yani ortalama üstü, zevkli bir hayat yaşıyorduk. İkimiz de işte çizgi film animasyon yapıyoruz eşimle. O <laughs> karakter animatörü e, gayet de başarılı işinde. Oldukça da... E, iyi iyi yol katetti ve hani birçok uluslararası yayınlanan filmde vesaire karakter animatörlüğü yapmıştı yani çizgi film sektöründe e, keyifli güzel iyi kazançlı bir hayatımız vardı İşte birinci çocuğumuz oldu sevgili kızım mavi mavi bir ne kadar bir yaşında olması lazım bir yaşında yoktu galiba eşim ikinci çocuğa hamile kaldı. E, ee, tabii orada şimdi biz yeni yeni yok yaklaşık 2-3 senedir tabii şimdi alt nedenlerini anlıyoruz. Bunları da daha sonrasında detaylı anlatabilirim. Ee, Umay'a hamile kaldı. Umay ikinci kızım. Ee, Umay'ın doğum sürecinde her şey çok güzeldi. Yolundaydı ve çok keyifliydi. Ee, Kontrollerde herhangi bir şey yoktu. Son ana kadar hiçbir şey yoktu. Yani bütün testlerde. Hani herhangi göstergede hiçbir şey yoktu. Umay doğdu. Doğduktan e, yaklaşık 9 saat sonra biz Umay'ın e, çünkü şöyle oldu. Gece işte akşamüstü saat dört buçukta dört buçuk gibi doğum oldu. Umay e, Gece yarısına da 12'ye doğru işte çocuk işte her emmiyor, işte bir şey yapmıyor, hareket etmiyor, herhangi bir şey yapmıyor. Ee, bir yolunda gitmeyen bir şey var ama bilmiyoruz ne olduğunu da. Gece işte saat 3 gibi çocuğun nöbet geçirdiğini fark etmeye başladık. Yani o süreci şu an tam gözümün önünde canlandıramıyorum. Yani biz mi fark ettik ee, çocuk doktor çocuk doktor sabah geldi. Ee, gece yarısı nöbetçi doktor mu fark etti? Tam o kısmını hatırlayamıyorum. Sabah karşı bu çocuk böyle yarım saatte bir, bir saatte bir nöbet geçirdiğini fark edildi. Sonuç olarak sabah yediydi. Çocuk doktoru geldiğinde hatta şöyle bir cümle kurdu. Ben bu çocuğu doğumunda buradaydım. Kontrollerini yaptım. Hiçbir şey yoktu. Sabah kadar ne oldu? Sonra hemen o manitayı bizim yanımızdan aldılar. Ee, küveze koydular, baktılar vesaire. Ankara'daydık, Ankara'da yaşıyorduk. Sonra dediler ki, e, çocuk beyin kanaması geçiriyor. E, tabii bilmiyorsun, yani elinde bir tane bebek var, ufak, küçük. Hani bir çocuğun var, o da hemen hemen 16 ma mavi sanırım 16 aylık mıydı? Tam hatırlamıyorum. Bir buçuk yaşında değildi ama böyle ne, ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben e, hemşireye sarılmışım, nöbetçi hemşireye e, ağlıyordum. Hani beyin kanaması nedir? En ufak bir fikrim yok. Gerçek hani şeyim yok böyle. Bilmiyorum. Tamam. Yani o, olayın o kadar farkında değilim ki ne oluyor, ne bitiyor. Yani çocuk tamam bir karant karantina diyorum yoğun bakım alınacak. Sonra üç gün yani sarılık gibi böyle bir şey gibi böyle hani yeni doğan çocukta basit bir hastalık olur ama işte yoğun bakıma alınır şey yapılır gibi algılıyorum o an. Ee, şey yaptık. Umayı aldılar. Başka bir hastaneye sevkini yaptılar. Bu sırada nöbetleri çok sıklaştı. Ee, sevkini yaptıkları hastane kadın doğum hastanesiydi ve beyin cerrahisi bölümü yoktu. Ee, sabah 9'da biz oraya sevki yapıldı. Hani daha teşekküllü bir hastaneydi. Müdahale edilir diye. Halbuki aslında öyle öyle oldu. Neyse aslındasını konuşmamak lazım. Öyle oldu. Ee, sabah 9'da Umay'ı daha teşekkürli bir hastaneye aldılar ve dediler ki biz burada bir şey yapamıyoruz ve nöbetleri böyle 10 dakikada bire düştü. Sabah e, 9'da o hastane şey yapmaya başladı. Diğer hastanelere e, ve 112'ye e, çağrı yapmaya başladı. Hani bu çocuğun beyin cerrahisi olan bir hastaneye aktarılması lazım. Bu arada Ankara Çankaya'dayız. Hani bunu bir dip not olarak belirteyim <laughs> ki e, bir aklımızın bir köşesinde kalsın. Çankaya'dayız. E, sab sabah 9'da başlatılan süreç 10 oldu, 11 oldu, 12, 1, 2. Hiçbir hastane Yo, yeni doğan yoğun bakımda e, yer olmadığı sebebiyle umayı alamıyor. Yok. Hacettepe, Gazi Tıp, işte diğer hastaneler e, güven hastanesi var, özel hastane yani bütün yani şey orada gelip soruyorlar işte. Bütün herkese mi soralım? Özel hastane şu bu işte masraf olur, şu olur. Yok yani hani bu, bu böyle bir şey konuşulabilir mi? Tabii ki konuşulamaz. Ama yok hiçbir hastane kabul etmiyor. Almıyor. Akşam 3, öğleden sonra 3 oldu. 4, 5, 6, 7 çocuk nöbetleri böyle artık şey yani bizi içeri sokmuyorlar ama hemşirelerden haber alıyoruz. Böyle artık böyle dakikada bir nöbet geçiriyor sürekli. Kasılıyor. E, gözümüz önünde aslında bir şeye gidiyor. Eee... En son akşam saat 9 oldu. Tam olarak 12 saat geçti. Yine hatırlatıyorum. Türkiye'nin başkenti ve başkentinin en merkezi noktası Çankaya'dayız. <laughs> akşam 12 özür diliyorum. Akşam 9 oldu. 12 saat geçti ve şöyle bir şey varmış. Bu gibi kriz durumlarında kriz masası oluşturuluyormuş ve bakanlık işte bakanlık görevleri veya 112 artık neyse tam detayını bilmiyorum şey yapıyor bir kriz masası oluşturuyor ve şeye gönderiyor artık bir hastaneyi rastgele arıyor ve bu çocuğu almak zorundasınız diyor yerin var yerin yok beni ilgilendirmez bu çocuğu alacaksın diyor ama bunu 12 saat yani prosedür gereği 12 saat sonra yapabiliyor akşam saat 9'da sevki çıktı Umay'ın ee, dış kapı hastanesine. Bilenler bilir. Dış kapı hastanesine sevgi çıktı. Neyse apar topar biz hemen aldılar ambulansı koydular götürdüler. Çocuk daha bir günlük tam olarak. Ee, üç ay yoğun bakımda kaldı. İşte direnler takıldı kafasına. İşte yani çok fazla hani teknik şeyler bunlar. İşte buradan kafayı yarıyorlar. İçine bir tane hortum salıyorlar ki şey kanı boşaltıyorlar, İşte beyindeki omurilik sıvısını boşaltıyorlar vesaire vesaire. Ee, şeydeyken dış kapıdayken şöyle bir şey oldu, biz baktık ki çocuk iyiye gitmiyor. Ee, yani sürecin sonu belli, çok net. Ha, bu arada haftada benim haftada bir gün. 10 dakika görüşüm var. Nazlı'nın işte emzirmesi gerektiği için günde 3 kere sabah öyle akşam yanına yoğun bakıma girip emzirip çıkıyor. O da sanırım 10-15 dakika öyle bir şeydi. Ee, ya yani detaylı anlatıyorum lütfen hani kusura bakmayın şey sen yani biraz da belki de sohbet ediyoruz diye anlatıyorum. Belki de içimi döküyorum. Çünkü hakikaten böyle anlatmamıştım. Yani biz bizeyiz. Diye anlatıyorum. Ee, sonrasında baktık ki çocuğun durumu iyi, iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Sürecin sonu belli yani. Hani e, bir şey olacak. E tabii e, Nazlı yazmış evet, hortumla besleniyordu. Gözleri hiç görmüyordu e, ve şey. Yani işte sadece sesle hani te onunla ben her zaman telkinde bulunuyordum. İyi olacaksın, büyüyeceksin buradan çıkacaksın, beraber yürüyeceğiz ama şu çocuk işte 1-2-3-5 günlük çocuktu yani. Sonrasında ben işte test sonuçları, sürekli MR'lar, tomografiler, şunlar bunlar çekilirken aldım ben bunları bir hocaya özel olarak bunları gösterdim. Çok sağ olsun hoca toptaydı. Top ...TOP Üniversitesi'nin tıp fakültesindeydi. Yalan olmasın. Toptaydı da. E, TOP'un hastanesindeydi. Tıp fakültesi var mı bilmiyorum ama TOP'un hastanesindeydi. E, Sinan dedi, benim dedi, iki tane öğrencim var. Birisi... ...Hacettepe tıpta Kadir. Birisi Gazi tıpta Alp. Dedi, toba aldırabilirim seni ama maddi olarak... Burası SGK vesaire karşılamıyor. Ee, yani biz o zaman 2016 bir ameliyatın fiyatı yaklaşık 150-200 bin lira. Bu çocuğun muhtemelen 2 veya 3 ameliyata girmesi lazım. Hani varsa buraya aldırabilirim. Ama yoksa bu ikisinden birinin kapısında mı yatıyorsun, yalvarıyor musun, yakarıyor musun? Benim gönderdiğimi söylüyorsun, ikisinden birine gidiyorsun, bu çocuğa baktırtıyorsun. De. Tamam. Eyvallah. Çıktım ben gazi tıpa gittim. Alp hoca Alp Börcek Allah bin kere razı olsun. Hocam dedim böyle böyle işte beni hocanız gönderdi. O da dedi ki <laughs> baktı inceledi MR'lara baktı vesaire. Çocuk bu arada şeyde dış kapıda yoğun bakımda ama şey yani belli süreç belli iyiye gitmiyor ve yani haberi gelecek böyle bir hafta sonra falan maksimum. Baktı, inceledi. Ben dedi bu çocuğa bir şans vermek istiyorum. Salı günüydü. Ee, Perşembe günü. Şimdi normalde şey yapamıyorsunuz. Ee, ben bu tamam çocuğumu bu hastaneden bu hastaneye transfer etmek istiyorum diye bir mevzu yok. Doktorun sizi çekmesi gerekiyor. İki gün sonra çocuğu çekti şeyden dış kapıdan çünkü o yazışmalar vesaire vesaire gerekiyor e, bu arada dediğim gibi çocuğun e, görmüyor gözleri görmüyor e, ya yani, hani o kadar büyük hasar var ki dördüncü evre beyin kanaması ve şey yok yani hani hidrosefali gelişti işte o diren olmasa sürekli işte kafatası büyüyecek vesaire ben dedi bu çocuğa bir şans vermek istiyorum iki gün sonra salı günüydü perşembe günü işlemleri yaptı. Biz perşembe günü gazi tıpa yatışını yaptık. Alp Hoca bir hafta sonra ilk ameliyat gününün boşluğunda Umay'ı ameliyata aldı. İlk başta şeye baktı. <laughs> i̇şte şeyleri temizlemeye başladı. kapalı alanları. işte beş yerde kapalı alan vardı. Onları temizlemeye çalıştı ama bir yeri dedi ki oraya işte ameliyattan çıktı. ilk ameliyattan çıktı. Oraya giremedi. <laughs> e, sonra 15 gün sonra bir ameliyata daha aldı. O da işte şant ameliyatıydı. Hidrosefeli işte beyin işte kafatası büyümesin diye şant kısaca şöyle söyleyeyim. E, omurilik sıvısının beyindeki sıvının doğal yollardan işte devir daimi olamadığı zaman kafasının içerisinden bir tane aparatla <laughs> e, buradan derisinin altından bir kablo iniyor ve karın boşluğuna sıvıyı bırakıyor. E, şant ameliyatını yaptı. Biz Gazi tıpa geçtikten sonra bu işte bu toplam süreç 3 ay yoğun bakım, 6 ay hastane süreci. Eee tabii bu sırada şöyle bir şey var, mavi var. Mavi de bir buçuk yaşında. Ee, Nazlı Umay ile hastanede kalıyor. Biz Mavi ile evde kalıyoruz. Ee, Ankara'da yaşıyoruz. Benim ailem İstanbul'da yaşıyor. Nazlı'nın ailesi Isparta'da yaşıyor. Nazlı'nın annesi Mavi'ye bakmak için yanımıza geldi vesaire. Yani böyle şey. Tabi bu süreçte işler battı. Ne iş kaldı? hani Tabiri caizse ne para kaldı? Maddi, manevi dipteyiz. Çöktük. Çünkü işte hastane masrafları, ameliyat masrafları evet şeydeydi ama öncesinde işte topta işte yaptığımız işlemler vesaire vesaire bizi o süreçte işte işler tabii ki ilerlemediği için işler battı. Yani şeyin sonuna geldik artık. Hani hem kafa olarak, psikolojik olarak hem de maddi olarak yok sıfırdayız. Yani daha daha aşağısı yok bizim için. Ee, çok şükür herhalde 6. ay civarı mıydı? 4. ay civarı mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ee, Alp Hoca dedi ki tamam ben sizi artık taburcu edeceğim. Bu çocuğun durumu stabile döndü. <laughs> taburcu olma vaktiniz geldi. Ee, şey de tabii bu eve çıktık. Biz eve çıktığımızda da işte o hala daha gözleri görmüyordu. Yani böyle yat, yat yani gece bakıyorsunuz çocuğa böyle tavana bakıyor. Sesi çıkmıyor. Her yani herhangi bir sese dair bir şey yok. Böyle bitkisel hayatta gibi. Yani gözleri görmüyor. Göz kapakları açık. Sesi çıkmıyor. Böyle kar yolasında yatıyor. Yukarı bakıyor. Gece saat 3 diyelim öyle bakıyor. E siz ona bakıyorsunuz. Öyle hayatı sorguladığınız Böyle neden ben dediğiniz Yani böyle etliye sütlüye karışmayan, kendi halinde yaşayan iyisiyle kötüsüyle bir insan yani hani niye niye ben diye soruyor insan. Niye benim cevabını şimdi biz çok <laughs> aldık hani çok şükür. De e, o zaman onları düşünemiyorsun. Bilmiyorsun yani daha neyin ne olduğunu. Velhasıl bu süreç e, bizi şeye getirdi. E, maddi ve manevi olarak evet dipteydik ve şöyle hani nereden hani durumlar nereden nerelere gelebileceğine de örnek olması açısından aslında bunu da anlatmak istedim. Ee, şu şöyle bir şey vardı. Bir sevgili kuzenimin eşinden şöyle bir karar aldık. Dedik ki ya yani şey artık insanların hayat 6 ay falan geçti işte ve Naz'ın annesi Bizde hani insanların hayatlarına da şey yaptık. E, <laughs> yani insanların hayatlarına da bu kadar daha artık sabote edemeyiz. Ya İstanbul'a yerleşeceğiz. Hani zaten iş güç zaten battı. Zaten paramız yok. İşte kafa olarak da, psikolojik olarak da zaten bitiyiz. Ya İstanbul'a yerleşeceğiz. Bizimkilerin yanına. Ki bir aile desteği olsun. Ya da Isparta'ya yerleşeceğiz. Eee şunu çok net hatırlıyorum hiç param yok sıfır ben Nazlı ile çocukları önden siz gidin ben evi toparlayıp geleceğim dedim onlar işte Isparta'ya geldiler ben de peşlerine geldim evi tuttum ee, ayarlamaları yaptım vesaire hiç param yok net olarak hiç param yok işte kuzenimin eşinden 2000 lira borç aldım ki nakliye parasını verebileyim. Nakliye parasını karşılayamıyorum yani yok. O zaman da 2000 lira yuttu işte Isparta'dan Ankara'dan Isparta'ya nakliye ücreti. E, <laughs> sıfır. Yani yok borç parayla ben çıktım Isparta'ya geldim süreç devam etti işte Umay'ın tedavileri işte ayda bir 6 ayda bir Ankara'ya gelmemiz gerekiyordu tekrar doktoruna gözükmemiz gerekiyordu. Kontrolleri devam ediyordu. Sonra bir süre sonra işte Umay'ın gözleri açıldı. İşte bir süre sonra ses çıkarmaya başladı. Böyle yavaş 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 iyileşme sürecine girmeye başladı. İşte bu süreç sonunda yavaş yavaş Nazlı'yla da ben de ama yani o kadar şeydeydik ki dipteydik. Yani hani hiçbir şey düşünemiyorsun şey olarak. Yani böyle psikolojik olarak e, yani bir tane ufak çocuğunuz var. Bir buçuk yaşında. Ötekisi yeni doğmuş ve hani yaşadığınız altı aylık o süreç böyle kafa yerinde değil yani. Normal değil. Hani böyle anca yani yaşayan bilir derler ya. Böyle hani anlatması da bir zor ama hani hak, hakikaten o yaşayan bilir lafını mesela ben şimdi şeyi çok iyi anlayabiliyorum işte çocuğuyla alakalı bir sağlık sorunu yaşayan insanların nedenle zorluk çektiklerini ve çünkü hani biliyorum başımdan geçti yaşadım ve gördüm e, <laughs> biz Isparta'ya geldik ben işte burada bir tane fabrika vardı çıktım gittim ben dedim grafik tasarım işleri yapıyordum eskiden. Yani çok uzun zamandır yapmıyordum. Çünkü çizgi film animasyon yapıyorduk. Ee, böyle böyle işte anlattım kendimi. Adamlar hemen tamam dedi gel başla direkt. İşte geldiğim gibi başladım. burada Çünkü para kazanmam lazım. İşte hayat devam ediyor. İşte yeni bir düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Hiç paranız yok. Şöyle anlatayım ben size. Ee, Mavi'nin de tabii ki hayata, hayatına devam etmesi gerekiyor. O süreçte şunun da farkına vardık ki biz bu çocuğa bayağı bir e, haksızlık da yaptık. Çünkü zaten öyle bir şey düşünemiyorsun. Yani e, öyle bir gerçekliğin yok. Orada bir tane, yani şöyle söyleyeyim. Siz evde oturuyorsunuz, dışarıdan bir ambulans geçiyor ve evde böyle 6-7 aylık o ambulansın sesini duyan, yani gözleri görmediği için kulak Lord inanılmaz gelişmişti o duyusu. Ee, alakasız böyle bir belki 200 300 500 metreden geçen ambulansın sesinden ağlamaya başlıyordu. Böyle yani şey bir süreç. Stresli. Hani o zaman şeyin de farkında değiliz. Yani hani bir sebebi var, bir olay var, bir oluş var, bir durum var. Kabul sürecinde de değiliz. Bilmiyoruz nedir kabul etmek nedir diye hayatımızda kafamızda beynimizde öyle bir şey yok çünkü <laughs> e, neyse ben işte o fabrikada işe başladım ama yani çok alışık olmadığım bir yer çok alışık olmadığım bir sistem çok alışık olmadığım insan ilişkileri çok bocaladım bu arada Sercan'la da orada tanıştık <laughs> evet bu evet, unutmadan onu da söyleyeyim o iş yerinde Sercan'la tanıştık arkadaşlığımız orada başladı. Hatta bunu Sercan'la olan yayında söylemiştik. Beni Sercan'ın yerine işe alacaklardı. Sercan da grafik tasarım yapıyordu orada. Sercan'ı işten çıkarıp beni alacaklardı. Sonra biz herhalde 3-4 sene artık kaç sene orada beraber Sercan'la çalıştık. İkimizi de çıkartmadılar. E çünkü e ee, iyi yapıyorduk işimizi. Bir de iyi anlaşıyorduk. Yani onlar şey düşünüyordu böyle hani biz bunu birbirlerine kırdırırız. Halbuki biz ilk dakikadan itibaren böyle gönül birliğimiz başlamıştı yani öyle. Bir birinci dakikadan itibaren. Ee, Sercan o zamanlar işte, işte ben tabii benim kafa şey gidik yerinde değil işe geliyorum, gidiyorum vesaire işte işlerimi yapıyorum ama kafanın bir yerinde hala bir sürü bir şey var. İşte geçim derdi var, e, sıkıntılar var, borç para var, batmış krediler var, işte bankalar var, icra var, sağlık sorunu var. O kadar çok şey var ki ve sadece yani hiçbir şey yok. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey yok. El, elinizde olan hiçbir şey yok. Sadece yaşıyorsun. Yani böyle sabah kalkıyorsun yedi buçukta sekizde işe gidiyorsun. Akşam geliyorsun. Sabah işte sekizde. Eline üç kuruş para geçiyor. Vesaire. Ee, bir de iş yerinin şöyle bir şey vardı. Maaşları vermiyordu. <laughs> Öyle bir huyu vardı. Maaş vermeyen iş yeri. Yani gidip istemeyince maaş vermiyordu. çok O da çok ilginçti. Ee, işte diyelim ki içeride atıyorum o zamanın parasıyla 2000 lira 3000 lira neyse maaşınız 3000 lira alacağım var üzerinden 10 gün geçmiş gidip isteyince bin lirasını veriyorlardı e, ee, şu, yani şu örneği vereyim mesela bir gün sadece 40 lira var cebimde ve mavi de böyle hani o kadar çocuğa şey yapmışız ki ee, ücretsiz bir oyun vardı. Isparta'ya bir oyun geldi. Daha doğrusu onda biz vesile olduk. İşte eti, eti Çocuk Tiyatrosu işte Antalya'da oyun yapıyormuş. Biz yazık ya geçerken Isparta'da da bir oyun yapsan vesaire. Sevgili Ünal Hocam Eti Çocuk Tiyatrosu'nun şeyi e, yöneticisi şey yaptı. Çok hoş karşıladı ve neden olmasın dedi. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi ile irtibata geçtiler Orada bir oyun ayarladılar. 40 lira paramız var ve üniversite bizim oturduğumuz yere uzak vesaire, ters vesaire. Ee, ta, yani ta, şeyi aradım. Kaç parayı? Hani bir de bir şeyden ötürü izin alamamıştım. Bir şey olmuştu yani. <laughs> ama çocuğu götürmem gerekiyor. 20, 20 lira 30 lira mı ne sadece taksi tutuyordu. İşte abi gidiş dönüş işte ne olur falan hani bize bir şey yap gidelim. Yani sadece son paramla amacım Mavi'yi bir tiyatro oyununa götürmek. Hani çocuk çok şey yaptık. E, bu kadar da hani bir en azından bir tiyatro görsün bir şey görsün bir şey görsün ama hani onu da yaptık ama yani benim son param bu. Hayır bununla gidip ekmek süt bir şey almayacağım. Bir dakika bu çocuğun ihtiyacını karşılayacağım. Çünkü e, öyle olması gerekiyor diye. Ve çok şükür yani o 40 liralardan 20 liralardan hani böyle çok komik rakamlar gibi geliyor şimdi ama evet şu çok net. Biz hani Sercan'la olan yayında da söyledik. E, eve giderken yılbaşı gecesi mesela. Yılbaşı gecesi birbirimize şu soruyu soruyorduk. Hani ev, ne yaparsanız genelde benim bir aile geleneğimdir. Yılbaşı gecesi işte bir pasta alırsın, bir, bir şey alırsın, bir kuru yemişini alırsın. Evde hep beraber güzel bir ortam olur. Bu ben çocukluğumdan beri böyle gördüm. Bunu kendimde yaşamayı çok severim. Ee, şunu konuşuyorduk Sercan'la işte. 20 lira var mı? Hani sende kaç para var? Bende kaç para var? Tamam kaç paramız var toplamda? 40 liramız mı var? Bunu bölüşelim. O evine gidiyor 20 lirayla. Ben evime geliyorum 20 lirayla. Böyle hakikaten böyle ufak ufak yani şimdinin böyle 50 lirası gibi yani. Hani o kadar da büyük bir fark yok. Belki 100 lirası gibi. Şimdi artık ekonominin şirazesi kaydı içinde. <laughs> ne neye denk geliyor onu da şey yapamayacağım. Ee... Enes neden bahsediyorsun dostum? Hiçbir fikrim yok şu an. ...onu ne, sen ne anlatıyorsun bilmiyorum da... ...neyse, bö bölünmeden... ...mevzuya devam etmek istiyorum ben. <laughs> e, velhasıl... ...şöyle bir şey oldu... E, ...Sercan, dediğim gibi zaten... E, ...bu konularla ilgileniyordu... ...kendini işte bir şeyler... doldurmaya çalışıyordu... ...bir şeyin altını doldurmaya çalışıyordu... Bil ...bilgisini... ...çok bilgisi vardı ama bir şekilde e, ikimiz de o, o oluş içerisinde değildik hani onun başka süreçleri vardı çünkü kendi yaşadığı özel ben biliyorum ama e, hani zaten anlatamam e, benim yaşadığım süreci az önce anlattım e, şöyle bir şey oldu bir gün bir sabah uyandım ve şöyle Naz'le kalktım dedim ki <laughs> Naz dedim ben işe gitmeyeceğim gitmeyeceğim istemiyorum sevmiyorum yani ben orada çalışmak istemiyorum ama bu arada hani gene şey kıt kanaat geçiniyoruz. Ee, gitmeyeceğim ya. Yani yok ben orada olmak, o ortamda olmak, o enerjide olmak istemiyorum. E ee, sağ olsun Nazlı da sen bilirsin dedi. Yani ne yapmak istiyorsan sen bilirsin. Sonuçta biz daha öncesinden çizgi film animasyon yaptığım için ben ufak ufak şeylere başladım müşterilere tekrar haber salmaya başladım. İşte bir tane borç aç, bir bilgisayar aldık eve. Ee, onunla işte işler yapmaya başladım vesaire vesaire bir ek gelir olmaya başladı. Ama verdiğim karar çok netti. Ben burada bunu yaşamak istemiyorum. Artık hani burası benim ömrümden yiyor, beni çürütüyor. Yani ne kadar daha böyle olacak? Ben yok dayanamayacağım. Ama yani bu kararı vermek de kolay değil çünkü gene zor geçiniyorsunuz yani aslında baktığınız zaman şey yani böyle para paraya ihtiyacınız var e orada çalışıyorsunuz bir işiniz var bir şekilde yok dedim ya ben yok olmayacak ya yapamıyorum <laughs> işte bu süreçte yavaş yavaş da şey de yalnız yani kendi başıma evde kalmaya başlayınca işte home office çalışmaya başlayınca ...şeyi de düşünmeye başlıyorsunuz. İşte yavaş yavaş... ...durumları, işte Umay'ın durumu da... ...iyiye gidince... ...ne oluyor? Ne bitiyor? Nasıl oluyor? Ya evet bir şey var ama... ...neden oluyor? Bunları yavaş yavaş... ...sorgulamaya başladım ben kendi adıma. Ee, bu süreçte de... ...şöyle bir şey oldu. Bir saniye. Eee... Bu süreçte de şöyle bir şey oldu. İşte biz Sercan YouTube kanalı açmıştı ve oradan işte Joe Dispenza'nın, işte Sadgurun Eckhart videolarını videolarına altyazı koyup paylaşıyordu. Ben de hani bakayım ya bu adam bunları paylaşıyor da ne yapıyor? Ne anlatıyorlar bunlar? deyip hani beni içine çekti. Sonra onların anlattıklarıyla benim bu eskide yaşamış olduğum bu işte astımdır vesairedir. Bir dakika evet böyle bir gerçeklik vardı. İşte yavaş yavaş bilgiler aslında olmaya oluşmaya başladı. Yani e, başımıza bir şey geldi ama bu bize ne anlatıyor? Evet, yani bu burada bir ders var. Ne var? Bu bu dersten ne almalıyız? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yavaş yavaş e, bir içsel yol, orada bir içsel bir duruma gürüldüm ben. E, sorguluyorum öncesinde şöyle sorguluyordum. Ya neden ben kardeşim? Yani dünyada adam mı yok? Hani niye benim başıma Ben kimsenin tavuğuna kış demedim ki. Yani neden bana oluyor ki bu? Allah Allah. Hani bir isyan durumu. Ama sonrasında şunu fark ediyorsun. Bir dakika Sinancığım. O iş öyle değil aslında. Bak bunun bir sebebi var. Bu, yani sadece bu durumu kabul et. Bunun sana çıkaracağı dersleri kabul et. Bu ortada ne var? Durum ne? <laughs> i̇şte bunları düşünmeye başladım. Sonra üzerine bir şeyleri anlamaya başladıktan sonra da işte direkt gene <laughs> bir gece saat 12 miydi 1 miydi? Böyle gece yarısı hiçbir şey yok. Bir dakika dedim ya. Bir YouTube kanalı Sercan gibi insanlara faydalı olmak adına, bildiklerimi anlatmak adına, yaşadıklarımı tecrübelerimi, e, değişimin dönüşümün nerelerden nerelere nelerin gelebileceğini insanlara gösterebilmek adına, öğrendiklerimi aktarabilmek adına bir YouTube kanalı açayım, anlatayım. Yani böyle şey gibi ben hani sistemi bilenler bilir bunun bir. Hele bundan işte 3-4 sene önce bir YouTube kanalı açtığınızda, sıfırdan bir kanal açtığınızda bunun herhangi bir maddi karşılığı yoktur zaten. Ki hani şu anda da baktığınız zaman öyle bir mevzu hani ya buradan gideyim de para kazanayım mevzusu değil yani. Bilgiyi aktarmak. Sonra düşüncenin gücünü böyle bir gecede açtım. İşte videolar yüklemeye, çeviriler yapmaya başladık. Çok kısa sürede kanal büyüdü böyle çok kısa bir, bir 6 ay olmadan e, 20 20 bin takipçi vesaire oldu ama bu sırada tabii umayın da süreçleri devam ediyordu çocuk da işte bir işte gelişim sürecindeydi hani böyle o kadar işleye işleye adım adım gitti ki durum böyle bir şey öğreniyorsun onu işte çocukta görüyorsun çocuk bir şey yapıyor. Sen ondan bir ders çıkartıyorsun. Ee, şeyi, işte kanal açmamın sebebi de, bir dakika ya, öyle de bir gerçeklik yok aslında. Yani Sinan sen buralardan bu durumdan, hani işin manevi boyutu başka, maddi boyutu başka, ikisini de dipte yaşayan biri olarak sen buralardan çıktıysan gerçekten de Başka bir seçenek de var. Bunu insanlara göstermelisin. İnsanların bunun farkına varmalı. Yani hani ben bunu hala söylerim, hep de söylerim. Niye işte iddialı başlıklar atmam? Niye işte şunu yapın bir gecede yarın sabah şöyle olsun? Niye işte böyle yaparsanız şöyle olur atmam? Çünkü... Ben şunu biliyorum ki bu bir süreç işi. Süreç sizi bir yerden alıp bir yere götürüyor. Neyi görmemizle alakalı durum. Neyi görmek istiyoruz, ne almak istiyoruz. Yani orada seçenek çok. İçerisinden e, negatifi alıp onunla beslenip onunla da hayatımız devam edebiliriz ve bu işte bizim bir tabiri caizse sırtımıza yük olur. O yükle de devam etmek isteriz. Ama bir dakika öyle bir gerçeklik yok. Başka bir şey de var galiba var mı? İşte insanlara bu soruyu sordurabilmek adına kanalı açtım ve çok şükür çok da güzel dönüşler aldım e, çok da güzel arkadaşlıklar kurdum çok da güzel e, ya şöyle anlatayım yani bir video yayınlıyorsunuz tanımadığınız insanlar Size teşekkür ediyor. Bunun bendeki karşılığı o kadar büyük bir minnet duygusuydu ki ve o kadar büyük bir manevi bir hazdı ki yani tanımıyorsun ve sabah kalkıyorsunuz ve yorumlara bakıyorsunuz. Hiç tanımadığınız birisi size teşekkür ediyor. Yani Allah sizden razı olsun diyor. Yani hayatıma şöyle dokundunuz diyor. Yani bunun karşılığı e, böyle hakikaten anlatılacak bir şey değil. Yani ben onu böyle arkadaş çevresinde falan söylerim hep. Böyle hani yani ben bunu yaşıyorsam bir hani Joe Dispenza'nın bir işte e, Sadguru'nun atıyorum Eckhart Tolle'nin hani böyle daha büyük kitlelere hitap etmiş kişilerin neler yaşadığını az çok tahmin edebiliyorum. Yani böyle nasıl o bir nasıl bir varoluş durumudur. Ee, günün sonunda işte Düşüncenin gücüydü. Düşüncenin gücü kanalı Düşüncenin gücü kanalı YouTube tarafından kapandı. <laughs> yani hiçbir sebep yokken. Yani. Şöyle dedik hatta. E, tatile çıkmıştık. Gece yattık. Sabah kalktık. Bir baktım kanal yok. Yani kanal var. Görünürde. Ama yok. Her şey kapalı. <laughs> Ondan sonra işte hemen bir post çıktık. İşte şey hani düşüncenin gücü kanalını yok artık böyle bir kanal kapatıyoruz. Lütfen çok özür dilerim. Düşüncenin gücü diyorum. Düşünce gücüydü kanalın ilk adı. Şu anki adı düşüncenin gücü. Ee, düşünce gücünü kapatıyoruz. Herkes lütfen düşünce düşüncenin gücüne gelsin. Herhalde iki sene, iki buçuk, iki buçuk senedir de buradan devam ediyoruz. Ee, süreç bana çok şey öğretti. Ben kendimi tanıdım. Varoluşu tanıdım. Ee, sürecin bana getirdiklerini, bana götürdüklerini, kabulü, teslimiyeti anladım. Ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olabileceğini. Hani Eckhart Tolle diyor ya... E bir yani evet belki hani buna bir karşı tez söylenebilir ben onu seçmiyorum diye ama şöyle der o acı işte insanı harmanlar yani acı acı bir acıyı yaşayan deneyimleyen insan uyanışa farkındalığa daha hızlı ulaşır diye. Açıkçası bendeki tam olarak böyle oldu. Ee, çünkü artık bir noktadan sonra şey düşünüyorsunuz. Hani bir şeyler oluyor ve siz herhangi bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Yani bir şey oluyor ve yok yapabileceğiniz bir şey yok. Yani en ufak bir şey yok. Tek yapmanız gereken dua etmek, işte pozitif enerjinizi göndermek, işte çocuğunuzun yanında olmak. Hani ben kendi özelimden bahsediyorum ve ona destek olacak enerjiyi göndermek tek yapabileceğiniz bu ama o süreç kendi ilerliyor yani burada sizin müdahil olabileceğiniz bir durum yok ama tamamen konu sizinle alakalı aslında bu bu da size kabulü ve tesli yani bana kabulü ve teslimiyeti getirdi sen şimdi ben hemen tüm yakın çevremdeki herkese de söylerim. Beni işte Mujin'in Eckart Tolle'ün videoları işte daha fazla daha daha çok hoşlanırım. Daha hoşuma gider. Daha çünkü bir, o boyutunu böyle bir işin daha çok severim. Evet işte beyin beyin yapısı, işte hastalıkların iyileşme süreci, insanın gelişim süreci bunu da deneyimledim. Hem <laughs> de işte iki kere astım hastalığını yenerek, bir kere maddi olarak da, yani maddi olarak çok fazla hani geçmişte yaşanmışlık var ama e, o en son durum, o, o işte son kritik nokta sıfırın yani sıfır yani altı yok. Onu da deneyimlemiş ve oradan bu kabulle birlikte bu, yani bir çaba sarf etmiyorsunuz gerçekten çaba. Yani ben inanın. Çok uzun zamandır para kazanmak için bir çaba sarf etmiyorum. Çünkü oluyor. Ee, böyle şöyle söyleyeyim mesela, şimdi e, devletle alakalı birkaç kurma iş yapıyorum ama şu şöyle gerçekleşiyor. Ben herhangi bir fiyat teklifi, herhangi bir e, ...bir kanal, bir işte... ...aracı, bir bir şey... ...sokmuyorum. Şöyle oluyor... ...oldu çoğu sefer... ...işte... ...Sinan Bey merhaba... ...işte şu şu projemiz var... ...sizinle çalışmak istiyoruz. Kendiliğinden... ...bu kadar. Ee, işte bakıyorum... ...değerlendiriyorum vesaire... ...evet olur, hayır olmaz... ...yani... ...bir oluşun içine girdiğiniz zaman... ...bir çabasızlığın içine girdiğiniz zaman... ...her şey o kadar güzel akıyor ki... E, ...sizlik herhangi bir şey olmuyor... ...yani böyle... ...ya yardırayım... ...sabah da şöyle yapayım... ...akşam da böyle yapayım... ...gece de bunu yapayım... ...hayır yani işte arkadaşlar... ...hani biliyorsunuz benim... ...böyle video... ...çok düzenli video atmam... ...bazen yeri geliyor... ...iki ay video atamadığım oluyor... ...ama hiçbir zaman... ...şöyle de yapmıyorum... ...ya videoda atamadık onu da yapamadık o da olmadı şu da olmadı değil öyle olması gerekiyordu öyle oldu o kadar hani <laughs> şimdi yine bir hafta düşüncenin gücüne işte yaklaşık 20 25 gündür de Sinan Deli kanalına video yapamıyorum. İşte işlerim var. Ama bu benim için şey değil yani bunu eee nasıl yap nasıl yapamam ya olur mu yapmam mı? onu da yapayım bunu da yapayım hayır ya bir çaba yok benim için o olması gerekiyorsa o oluyordur o olmuştur ötekisi olması gerekiyorsa o oluyordur zaten herhangi bir koşturmaca, yardırmaca şey değil yok ee, ve bu hakikaten şeyde de böyle sadece iş konusunda da değil hayatın her alanında da böyle ilerliyor. Durumlar artık beni bulmaya başlıyor. Yani bir de şeyin Judith soyadını hatırlayamıyorum. Bir, onun bir konuşmasını dinlemiştim de o, 10 oradaki laf benim için çok kritik. TED konuşmasıydı sanırım. Bu masal anlatıcısı sevgili Judith. Benim için o laf çok önemliydi. Teklifleri geri çevirmeyin. O lafı yaklaşık herhalde 3-4 sene oldu. O, o laf benim için çok önemli. Ben hiçbir teklifi geri çevirmiyorum. Yani şöyle. E, Merhaba Sinan Bey. İşte şöyle 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 bir şeyimiz var. Sizi de görmek istiyoruz. Eyvallah. Yani şey yok. şey yok. Hani ya olur mu? Olmaz mı? Nasıl olur? Öncesi nasıl olur? Sonrası nasıl olur? Ben işte o olursa ondan sonra ne olur? E yok. Tamam. Eyvallah. Olur. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Bu kadar. Ee, bunu o, o cümleyi hayatıma aslında bir not olarak o gün kafama kazıdım. Teklifleri geri çevirme. Çünkü <laughs> aslında çok da sihirli. İşte belki e, çekim yasası. Belki işte başka bir şey. Belki alma verme dengesi içinde çünkü o da var. Ee, o gün bugündür teklifleri geri çevirmiyorum. Bu işte ne olursa olsun işte çocuğumdan bir şey mi geldi? Tamam mı? Tamam. Veya işte eşimden bir şey mi geldi veya aile bir aileden bir şey mi oldu? Tamam. Yani hani belki burada biraz Maddesel düşünebiliriz, ama bu hani sadece maddesel bir mevzu değil. Hani manevi boyutunda düşünelim lütfen. Ee, evet. Yani kısacası günün sonunda böyle bir hem kendimi anlatmak istedim, hem dertleşmek belki, belki konuşmak, tanışmak. <laughs> böyle. E tamam ekranın karşısına çıktık da kimsin kardeşim nasıl geldin hani ne oldu ne bitti süreç nasıl seni buraya getirdi gibi e, durum benim yolculuğum böyle başladı yani umayın süreci benim yolculuğumun başladığı nokta o gün bugündür öğrenmeye anlamaya anladığımı da aktarmaya çaba sarf ediyorum eee aldığım geri dönüşlere göre de aldığım geri dönüşlere de göre de o sanırım faydalı da oluyor. Yani evet biz biz bizeyiz. Küçük böyle kendi kemik kadromuz var ee, ve mutluyuz. Ben mutluyum. <laughs> Umarım siz de mutlusunuzdur. Ha, şunu söyleyeyim. Umay şu an beş buçuk Altıncı yaşına girmek üzere. iki ay sonra 6 yaşında olacak. Ee, gelişim geriliği var. Hem fiziksel hem zihinsel. Süreç devam ediyor. Tedavilerini oluyor. Ee, bu Ağustos ayında bir kontrolü vardı. Yine Ankara'da kendi işte doktorunda. Biz buradan e, MR'larını tomografisini çektirdik ve doktoruna gönderdik. O da dedi ki Alp Hoca gelmenize hiç gerek yok. Her şey çok iyi, çok süper. Seneye görüşürüz. Ah, yani ya bu doğduğunda işte gözü görmeyen, sesi çıkmayan <laughs> 6. yaşına geldiğinde böyle belki bir gün bir, bir şey bilmiyorum hani bir paylaşma muhtemelen de yani şöyle anlatayım. Şu an bayağı hani derdini anlatabiliyor. Evet, dediğim gibi 6. yaşın olmaz, olmasına rağmen yani yürüyemiyor. Gelişim geriliği var ve e, zihinsel de de çok iyi. Yani geldiği süreç çok çok iyi. Yani çok şükür. E, çok acayip bir noktadan çok acayip bir noktaya geldik ki şöyle e, Biz şeydeyken, dış kapı hastanesindeyken doktorlar şöyle söylüyordu. E, hatta başhekim gelmişti. Ben Umay'ın başındaydım. Başhekim kontrole gelmiş. E, yanımda acil servisin doktoruyla beraber geziyorlar. Bizim yanımıza geldiler. Biz tabii şey bilmiyoruz o zaman. E, hani... <laughs> e, Şimdi zannediyoruz ki hatta Nazlı'nın şöyle bir sorusu vardı ikinci ameliyattan sonra. İşte şimdi kafasını kazıyorlar tabii beyin ameliyatı yapmaları için. Şimdi bur burası kazı kazılmış komple. Burada biraz saç var. İşte burada dikişler atılmış iz var. Bilmem ne. Şey diyor mesela o zaman. E, okula gittiğinde şey hani buralarda saç çıkar, değil mi diyor? Hani şey. ...hani hiçbir bilgimiz yok. Hidrosafeli nedir? Beyin kanaması nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Hani orada... ...işte başhekim... ...doktora şey... ...acil servis doktoruna şey demişti... Işte, ...işte babasına... ...durumun hani ciddiyetini söylediniz değil mi? Hani bu çocuğun... ...işte... ...hani gelişemeyeceğini ya da işte... ...belki de hayatını kaybedeceğini... ...çünkü öyle süreçler... ...çok hani bize orada söylenmişti. Ee, hani her şey hazırlıklı olacağını söylediniz değil mi gibi bir cümle kurmuştu. Yani çok şükür o gelinen noktadan bu gelinen noktayı hani şu an e, şey, böyle anlat anlat yani çevremizdekiler yani yakinen tanıyanlar, eşlerimiz, dostlarımız, akrabalarımız biliyor ama hani size de böyle bir Örnek olması açısından hani işte acayip bir noktaya geldi. Hani o çocuğun bugün bu duruma gelmesine hani tıpkı benim astım hastalığımdaki doktorun demesi gibi e, bunun bir çaresi yok demesi gibi e, öyle bir dünya yok kardeşim. Hani biz zihin olarak <laughs> öyle bir gerçekliği kabul etmedik, etmiyoruz da ve hani gelinen noktada e, şuna da eminiz ki böyle birkaç sene içerisinde artık hani süreç nasıl gider bilmiyoruz. Yani belki daha yakın, belki daha uzak. Ne olursa olsun ona da kabulüz. Ne olacağına da kabulüz. Ee, ama biz umayın daha çok e, yaşayacağı ve yaşatacağı çok şey olacağını canı gönülden inanıyoruz. Yani bunu buna eminiz. Yani bunu kalben biliyoruz. Eee hem işin işte manevi boyutu hem de dediğim gibi maddi boyutu çok şükür işte maddi boyutunda da işlerimiz büyüdü iş işi getirdi kapı kapıyı açtı o az önce söylediğim gibi o teklifleri geri çevirmeyin kapısı çok başka kapılar açtı böyle sorgulamadan yargılamadan onun o su var bunun bu su var o da şöyle yapar mı bu da böyle yapar mı demeden her biri bir kapı açtı. işlerimiz i̇şlerimiz büyüdü ve gelirlerimiz arttı. Hani maddi olarak da artık kendi... Çünkü şöyle bir şey vardı. Böyle hala da borcum olan insanlar olabilir. böyle ben bayağı bundan böyle 4 sene önce, 5 sene önce işte arkadaşlarımı... Dostuma, çevreme işte 100 liran var mı? 50 liran var mı? Yok çünkü. İnanın gerçekten param yok. Sıfır. Ee, böyle, hayatını böyle sürdüren bir insandım. Ama yani bu durum buraya gelmişti yani. Bu benim hani e, tek çarem insanlardan borç para istemek. Tam çalışıyordum ama yani işte o kadar çok işte icralar şu bu şu bu o kadar çok şey vardı ki ee, çok şükür kabule geçince her şeyin önü açıldı. Ee, ve işte sonrasında da bunları işte insanlara gerçekten de böyle bir şeyin böyle bir gerçekliğin var olabileceğini anlatmak için kanalda buluştuk. Böyle böyle işte. <laughs> Bilmiyorum hep aynı şey artık tekrar da düşmek istemedim ama. Hikayem bu açıkçası sevgili dostlar. Ee, süreç devam ediyor benim için, bizim için. Yani kendi özelimde benim için. Herkesin çünkü yani Nazlı'nın özeli başka. Umay'ın özeli başka. Mavi'nin özeli başka. Hepimiz için bu sürecin tezahürü bize yaşattığı herkes açısından bambaşka. Herkesin yaşadığı kendisiyle alakalı süreç devam ediyor ve ne olursa yani ne olursa ne olacaksa bu bizim için artık yani şunu biliyorsun artık hani bu bu sistem bu e, bu bu büyük kainat yani bu yaratılmışlık bir bir şey için var. Bu da bu, bu böyle hani e, merkezinde biz olan bir şey aslında. Her bir olayın herkes için farklı bir tezahürü var ve e, benim için de süreç hala devam ediyor. Bakalım yaşıyoruz yani nereye evrilecek, nasıl olacak? Yani bunları üzerinde hani kafa yormadan ne olursa nasıl olursa. Kabul edeceğiz yani başka bir e, şeyimiz yok başka bir seçenek aslında bakarsanız başka bir seçeneğimiz de yok yani şöyle e, seçimler değişimler bizim elimizde evet ama e, bunun için bir kabulde olmak gerekiyor bir teslimiyette olmak gerekiyor sonrasında açıkçası her şey kendiliğinden çözülüyor, açılıyor yani böyle o perde kalkıyor. Yani ben de öyle oldu. Hani herkesin hikayesi farklıdır, herkes de e, bunun karşılığı da farklıdır Ki, kişiye göre çok değişir. Ama bendeki durum böyle oldu yani. yani Kabul'e nasıl yani kabul'e nasıl geçeceğiz? E, ya yani şu şunu düşünün. Mesela ben bunu yapıyorum. her an herkes ve her şeyi olduğu gibi yani böyle ufaktan başlayabiliriz mesela. ya e, yani şunu mesela sonra ben çünkü soruyorum kendi kendime sorduğum zamanlar oluyor. E, çocuğun bir şey yaptı. Sevmesen de, hoşlanmasan da bir şey yaptı. Şimdi benim çocuklarım biri 7 yaşında, biri 6 yaşında. Eee Sevmeyebilirsin, sana doğru gelmeyebilir, doğru ya da yanlış gelebilir. Kendi yargılarından, kendi egondan kurtulup o çocuğun o hareketi yapmasının kabul edebiliyor musun? Bu bir adımdır. Veya bir arkadaşın, veya bir eşin, annen, baban. Yani kendini ee, yargılarını, fikirlerini çünkü o, o onu o yapıyor ya karşıdaki yapıyor. Yani bu aslında senlik bir şey de değil. Seni ilgilendiren bir durum da yok. Yani gelip hani senin özelinle alakalı bir durum yoksa senlik bir durum da yok aslında ya. Orada işte mesela ego devreye giriyor. Hayır kardeşim böyle de yapamazsın. Ya, e, sana ne? Yani kendim için söylüyorum bunu. Hani örnek olması açısından. E, sana ne? seninle ne ilgilendiriyor ki? E, X kişi bunu ya annem de bunu yaptı. E, yaptı. Tamam. Senlik durum ne? İşte abim de geçen gün şöyle davranmış. E, davranmış. Yani davranmış evet. <laughs> Var mı? Gidip ne yapacaksın yani? Bunları böyle böyle durum durum, olay olay, yani bu bir egzersiz gibi de olabilir. E, durum durum, olay olay, e, bir, bir bakmak lazım. Yani benim hani burada nacizane soru işareti uyandırmak aslında insanların kafasında bir bir bakmak lazım. E, yargılarımızla mı değerlendiriyoruz, egomuzla mı değerlendiriyoruz, yoksa hakikaten durumları, olayları Eckhart Tolle'nin dediği gibi şeyleri, o şey, her şey, neyse, şeyleri e, olduğu gibi kabul edebiliyor muyuz? Yani ya çok basit bir örnek vereyim. Şuradan bir adam geçti. Siz camdan bakıyorsunuz. Yola tükürdü. Ne dersin? <laughs> ya adama bak ya. Ya yola tükürmek nedir ya? Yola tükürülür mü ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Ama belki o adam o anda tükürüğü boğazına kaçtı ve gayri ihtiyari tükürmek zorunda kaldı. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. En ufak bir fikrimiz var mı? Yok. Neyimiz var? Yargımız var. Adama bak ya. Yola tükürdü ya. Yıl olmuş 2022 ya. Yola tükürmek nedir? Adam belki orada e, başka bir şey yaşadı. İşte tükürüğü boğazına kaçtı. Başka bir şey oldu. Başka bir şey yaptı ya da ya da herhangi bir işte yolda yürüyor. Bağıra bağıra yürüyor. E, konuşuyor. Söyleniyor. Hemen soru işareti. Eski Sinan şunu yapar. Haha <laughs> deliye bak ya. Ne yapıyorsun ya sen? Manyak mısın? Kafayı bir Ne bağırıyorsun? Ama sen bilmiyorsun ki o adam niye bağırıyor. Biliyor musun? Bir en ufak bir fikrin yok. Bir de seni ilgilendiren bir durum var mı? Var mı? Bağırıyor. Ha, e, seni ilgilendiren bir durum olur. O zaman durumlar, şartlar yine bir oluştur. Ama o zaman belki başka bir şey. Yani özele girer, şahsi bir şeydir, başka bir şeydir. O zaman o da kabulü gerektir. O başka bir şey. Çünkü burada hani şeyin de bahsettiği hep odur. Yani ne olursa olsun kabuldür. Ama ben şey üzerinden örnek vereyim. Yani en ufak bir fikrimiz dahi olmadığı konularda kendi yargılarımızla bize bu zamana kadar öğretilmiş bizden e, kendi belki konu hakkında kendi fikrimiz bile yok. Bize işlenmiş konular hakkında böyle atıp tutmayı bir matah bir şeymiş gibi biz aynı toplum içerisinde büyüdüğümüz için aşağı yukarı hepimiz aynıyız. Ben de öyleyim. Öyle gittim. E çünkü bu bu verin bu verildi bize. Yani biri bir şey mi yapıyor? Onu eleştir. Onu yargıla. Onu kıyasla. Kendini onun üstünde tut bakalım. Sen öyle misin? Öyle mi yaptın? E senin bir boşluğun var. Bir eksikliğin var. O zaman başka bir biri gelip o seni o konuda seni kendisini senin önünde üstünde görüyor ve sistem saçma bir şekilde bunun üzerine kurulu. dolayısıyla işte yargılardan, egodan kurtularak bu kabule geçmenin yani hakikaten ya yani, yani şimdi hani örnekleri vermeye gerek yok. Birçok üstad da diyor. Yani Mevlana'nın da dediği bu. Yunus Emre'nin de dediği bu. İşte yabancı kaynaklarda da birçok yerde de geçiyor. Yani insanı insan olarak sev. Hayvanı hayvan olduğu için sev. Çiçeği çiçek olduğu için sev. Yani çiçeği alıp yani bana işte harika kokuyor. Yani şey gibi işte bu yani bunun çok örneği vardır ya işte bir e, şeyi kabul edersiniz ama işte hani güzel kokan bir çiçeği atıyorum kötü kokan bir çiçeği yani yani, yani senin için yok ki o sen var olasın senin varlığını sana hizmet etmek için yok ki onun kendi bir oluşu var senin kendi bir oluşun var yani senin e, zihin olarak gelişmen, başka bir şey evrilmen seni ondan farklı yapmıyor. Sen yani sistem dahilinde oradaki çiçek de, sen de, sokaktaki köpek de, evdeki atıyorum kuş da ya da e, bir ağaçta hepimiz aynı. Yani sistem açısından baktığın zaman hep, hepimiz aynıyız. Yani ne farkın var? Dolayısıyla seni onun üstünde gören, seni onun üstünde tutan şey ne? Ne besliyor bunu? Ne var orada? Biraz bunları işte biraz üzerine düşündüğünüz zaman Te telkin önemli bir yöntem. Ben bunu çok kullandım. Ee, kendime işte kendime konuşmayı. Sinancım, şimdi bak böyle bir tepki verdin. Bunu niye? Yani böyle vermeli miydin gerçekten? O tepkiyi verdiğinde diyelim ki trafikte araba kullanıyorsunuz. Bir an yani çünkü böyle anlıktır ya bu durumlar. Siz tamam ben oldum ben harikayım ben mükemmelim dersiniz. Ee, bir anda bir şey olur ya yani. böyle bir bir tık çıkar hemen o eski alıştığınız yaşadığınız <laughs> o siz olarak zannettiğiniz kişi şey hemen ortaya çıkar bir saniyede ee, ben öyle olduğu zamanlarda şunu yapıyordum ee, çok şükür bu bir bende bir artık yaşam şekli haline geldi bir iki adım bir çık kardeşim geri. Bir çık dostum. Bir bir bak bakalım. Bir izle oradan kendini. Sen şimdi bu tepkiyi verdin ya bu duruma. Ne değişti? Atıyorum trafikte biri geldi önüne kırdı. Bir şey oldu. Adam bastı gitti. Sen her hele hülele hölele bölele yaptın. Ee, ne oldu? Adamın umurunda mı? Haberi var mı? Duydu mu? Gördü mü? Yok. E senin bu yaptığının kime ne faydası var? E yok. Kendine bir faydası var mı? E yok. Ha, demek ki Sinancığım burada dönüştürülmesi gereken bir duygu durumu var. Böyle böyle e, kendimde gördüğüm durumları dönüştürmek için e, bu yani farkına vardığım durumları böyle 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 dönüştürmeye çalıştım çok şükür. Bir süre sonra da bu zaten artık bir e, yaşam şekli oluyor. Zaten hani öyle düşün, düşünün. Yani oraya gelmiyor mevzu artık. Yani e, şey yapıyorsunuz böyle o araba önünüze mi kırdı? Kırdı, geçti, gitti. Sen yoluna devam ediyorsun. Hiç. Yani senlik herhangi bir durum yok. Zaten bir her şey bir oluşun içerisinde. Ee, evet böyle bir saat 23 dakika olmuş ve benim çenem düşmüş. <laughs> ee, çok şükür ne güzel. Umarım keyifli bir yayın olmuştur böyle bir sürpriz yayın. Susamışım da biraz. Evet. Seda demiş ki ne zaman olduğum bilincine kapılsam... hep bir ayağım takılıyor. Evet, ya illüzyon işte şeyin, şeyin bahsettiği işte Seçkin hocanın bahsettiği Atilla hocanın bahsettiği işte illüzyon <laughs> maalesef ki. O da bir, evet yani e e ego o kadar güzel bir şey ki. Yani, güzellikten kastım şu. Yani şimdi yanlış anlaşılma olmasın ee, o da o, ya onu dedirtir ama Halbuki kendine hizmet ettirmek için dedirtir onu da ee... <laughs> ya çok güzel mesajlarınız var Çok teşekkür ederim Ben anlatırken çok uzun bir süre çete bakamadım. Dolayısıyla arada gördüm gözümün kaydı oldu ama hani kopmamak, bölünmemek açısından çok da bakamadım sevgili dostlar. Ee, o zaman yavaş yavaş kapatalım mı? Kapatalım. Bir buçuk saate gelmiş üzereyiz, gelmiş üzere. Yine yani Türkçeyi konuşamayan Sinan, o çift 002. Ee, ben hikayemi anlattım. Umarım e, tanışmışızdır. <laughs> yani çok uzun süredir tanışıyoruz. Çok uzun süredir birbirimizi tanıyoruz. Ama böyle bir de böylesini. konuşalım istedim. Ay, evet. Kabullenmeyi anlattım aslında. Az önceki anlattığım konu kabullenmenin öncesiydi. Zaten o durum bizi yani beni kabullenmeye getirdi. Yargılamamdan ve e egolarımdan, egonun bana kurduğu sahte Duvarlardan sahte gerçeklikten kendimi böyle ayırıp bir baktığın zaman o az önceki verdiğim örnekler e, kabullenmenin önünü açan yollardı e, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım sanırım ben bunu sevdim böyle ara ara yayın aça bir hoşuma gitti e, güzel. Güzel böyle ara ara böyle muhabbet ederiz. Şimdi bu yayında böyle çok fazla hani mesajlarınızı okuyamadım lütfen kusura bakmayın ama ben böyle açarım gene. Bu sefer e, hep beraber konuşuruz. Karşılık sohbet ederiz. Çok da keyifli olur. E, o zaman yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ederim. E, gözüm chat ekrana takıldı. gene bir S verdik. Haftaya çarşamba Sercan gene gelecek. Şöyle, şimdi <laughs> o yayınlarda görüntü olmadığı için şöyle yani, tavil edin. Burada ben oturuyorum. Şurada Sercan var. Bu mikrofon ortamızda. <laughs> Sercan herkes merak ettiği için. Eee Şöyle şurada böyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bu muhabbeti beraber yapıyoruz. Ee, çarşamba için bakalım. Bu bu çarşamba denk getiremedik. Önümüzdeki çarşamba denk getirirsek olacak. Ee, onun haricinde aa şeyi hatırlatayım. Bu pazar günü, bu pazar akşamı çok güzel bir yayın var. Ee, Zeynep Dündar hocam. Bilenler biliyordur, bilmeyenler için söyleyeyim. Real Life Academy, Instagram hesabı var, web sayfası var ve çok güzel bir şey konuşacağız. 3 6 diye bir eğitimi ve onun bir videosu var, varlık durumuyla alakalı. Burada varlık deyince lütfen sadece maddi algılamayın, varlık dediğimiz şey bamba bambaşka bir şey ya, dolayısıyla... Pazar akşamı gerçekten çok tatlı, çok güzel bir yayın olacak. Pazar akşamı birçok şeyden konuşacağız. Pazar akşamı Zeynep hocamla, Çarşamba günü de Sercan'la canlı yayın olacak. Lütfen, yani müsaitseniz buyurun, gelin. Bunu hatırlatayım, bu iyi oldu. Evet evet Tesla'nın yöntemi 3-6-9 ağırlık durumu bu ama böyle yani şimdi şöyle biz bugün <laughs> Zeynep Hoca'yla yayından önce bir görüntülü konuşma yapalım dedik. Bir 10 dakika, 10 dakika 15 dakika hani hem tanışmamıştık daha öncesinde hem bir tanışalım hem de yayında ne yapacağız diye bir konuşalım istedik. Tam 55 dakika telefonda konuşmuşuz. Yani onun için gerçekten yayının ne kadar güzel olacağını, olacağına ufak bir örnek olsun çok böyle o kadar tatlı şeyler anlattı ki işte çocuklarla alakalı bizle alakalı ah çok güzel olacak çok güzel olacağına inanıyorum. Dolayısıyla Instagram'dan paylaşımını yapacağım kendisi de yapacak paylaşımları yapacağım şeyleri zaten gelen konukların paylaşımlarını her zaman yapıyorum ee, şey yayın tarihini yayın saatini yapmış oluyorum peki bir buçuk saat tam olarak ee, kendinize iyi bakın ee, ilk ki varsınız çok teşekkür ederim Aytaç teşekkür ederim mesajın için eee Böyle hikayemi anlatayım istedim. Güzeldi dinlediniz. Yani artık yine klasik kapatamayan, yayın kapatamayan Sinan olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında yine böyle bir sürpriz yayın arada yapacağım gibi geldi. Çünkü gerçekten hoşuma da gitti. Hani böyle zaten hiçbir zaman şey düşünmedim. Mesela dün Nazlıya söyledim. Ben yarın yayın açacağım diye. Şey yok yani hani nasıl olur, nasıl olmaz, niye olur, neden olur, neden olmaz diye bir şey yok. Oldu. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi. Sevgiler. İyi akşamlar, iyi geceler. Dinlediniz, var olun. Güzel mesajlarınız için, güzel dilekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Ee, eve gidince Umayı da maviyi de sizler için öpeceğim. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın.